dışarıdan açıyorum. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Öncesinde belediyede işlerimiz vardı. Oraya gittik. Şimdi de Helsinki'ye doğru gidiyoruz. Çarşıya falan da gideceğiz. Bayram haftasına giriyoruz artık. Bugün günlerden cuma ve az bir vaktimiz kaldı. Tatil için de birkaç eksiğimiz vardı. Daha önceki vlogda söylemiştim size. O eksiklerimizi de tamamlayacağız inşallah bugün. Bugün yoğun, bol koşturmalı bir gün bizleri bekliyor. Aşırı derecede de bir sıcak var. Bursa yanıyor. Öyle böyle değil yani. Alayım. Seninki güzel dedim. Papatya koyu sarı da olur. Ama ben bu sefer onu yapmayacağım. Koyu Carrefour'a geldik şimdi. Saç boyası bakıyoruz. Bay Kiki'de işimizi bitirdik. Göz bakıyorum kendime de. Aslında güzel oldu değil mi anne? Hı? Merhaba arkadaşlar. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Bayramın 3. gününden sesleniyorum sizlere. Şimdi hastaneye geldik. Covid taşımızı vurulacağız. Savaş arabayı park etmeye gitti. Ben de onu bekliyorum. Bir durum bildireyim size dedim. Bu şekilde 2. dozumuzu vurulacağız. BioNTech. İnşallah şifa olsun. Şimdi formumuzu dolduralım. Hepinize yeniden selam arkadaşlar. Biz aşımıza vurulduk. Geldik. Şimdi böyle uykuda bastırdı. Hemen açılışı yapmadım zaten eve gelir gelmez. Bir şeyler, kahve falan, bitki çayı falan içtik. Öyle herhalde yavaş yavaş şimdi uyku yapmaya başladı. Ama dedim ki kaç günden beri Bayık 2'den ve çarşıdan alışveriş yapmıştık. Kaç gündür onu çekemiyorum. Başı var ama vlogun devamını getirememiştim. Devamını da çekememiştim. Çünkü evde de yapmam gereken çok işler olduğu için. Şimdi ben bu videoyu şöyle yapacağım. İlk bölüm alışverişe gittiğimiz bölüm olarak olsun. Yani ondan sonrasında bugün zaten bayramın 3. günü. Şu anda anca fırsatım oldu. Bugün aşımızda olduk. 2. doz aşımızı BioNTech vurulduk yine. Videom var bununla ilgili zaten. İzleyebilirsiniz. Kartına bırakırım. Ben hemen aldıklarımıza geçeyim. Önce şu şuradan başlayayım. Şöyle bir tane far aldım. Bu simli bir far. Pretty'nin. Şöyle göstereyim. Bayağı da yoğun bir simleri varmış. Fırçası da var şurada. Işıl ışıl ediyor. Renk renk böyle bir simli far aldım. Bunu direkt de sürebilirim. Farımın üzerine de uygulayabilirim. O amaçla aldım. Şöyle bir takma tırnak aldım. Şu şekilde. Böyle siyah, işte gümüş, glitterli. Şurada yine böyle siyahlı beyazlı çizgili. Böyle değişik geldi. O yüzden bunu almak istedim. Bir de şöyle gratisten iki tane oje aldım. Biolis markasının bu. Hatta şu anda tırnağımda var. Şu lila rengi olan şu da daha böyle pembemsi gibi diyeyim. Farklı bir tonu var. Ama sevdin mi derseniz rengi çok güzel. Fakat iki kat sürmek gerekiyor.
ilk kat sürdüğümde böyle daha açık bir ton oluyor. İki kat sürünce tam oluyor. O şekilde. Bir de şöyle gördünüz zaten Carrefour'a girmiştik. Carrefour'da şöyle bir kendime şu kedi gözlüklerden aldım. Bu şekilde böyle bir tane bir gözlük istiyordum. Bu da gözlüğüm. Carrefour'dan bunu 60 TL. Aşağıdan yine şöyle kendime bir terlik aldım. Şöyle kenarı şeffaf. Çok hoşuma gitti bu terliklerde. Ayakta çok hoş şık duruyor. Hem de çok rahat ve özlem yazıyor. İsmime özel. Kişiye özel terlik aldım arkadaşlar. Tabii ki özellikle değil. Böyle denk gelmiş oldu kendi ismime göre. Özlem ayakkabı yazıyor. Çok hoşuma gitti yani. Bana özelmiş gibi oldu sanki. Öyle yapıyorlar ya, kişiye özel, şahsa özel ürünler sanki öyle gibi oldu. Şimdi hemen Waikiki alışverişimize de geçelim. Diloş'a şöyle bir şapka aldık. Unicorn'lu. Doriş'e de yine böyle bir şapka aldık. Kasır şapka bunlar. Şöyle yanında çiçek detayı var. Pardon, kelebek detayı var. Çok hoş duruyor bunlar da. Hemen fiyatlarını söyleyeyim. Unicorn'lu olan, onun etiketi düşmüş sanıyorum. Üzgünüm. Valla ne kadardı tam olarak da hatırlamıyorum ama yine bir 40-50 civarı vardır yani. Çünkü mesela bu da, evet, bu da 50 liraymış. Bu da yine o civardadır. Şöyle bakalım. Elime ne gelirse, şimdi sıradan gidemeyeceğim. Doldurdum poşeti arkadaşlar. Bu da Dilay'ın deniz şortu. Böyle mayoların üzerine geçirmeye. Aynısından daha önceki alışveriş videomda izleyenler bilirler. Aynısının mayosu da var. O mayosuna böyle takım olmuş oldu. Bunun da taksitli fiyatı 38.84. Peşin fiyatı da 34.99, 35 lira yani. Kırmızı etiketli bir üründü. Sonra kendime şöyle bir siyah bir mayo aldım. Yine bir tane daha mayo. Bu da eteklisi. Etekli olarak. Etekli bir mayo. Yine kendime şöyle bir askılı penye aldım. Bunun hemen fiyatını söyleyeyim. Bunu Defacto'dan aldım yalnız. Defacto'dan sadece bunu aldım. Hemen söyleyeyim fiyatını. Peşin fiyatı 35.99, 36 lira. Taksitli fiyatı da 39.99'muş. Yani 40 lira düz hesap diyelim. Kuruşlara fazla takılmayalım. Ben sizlere düz hesap söylerim. Daha iyi olur. Mayoları söylemedim fiyatını. Şu etekli olan mayo taksitli fiyatı 133 lira. Peşin fiyatı da 120 lira. Diğeri eteksiz olan mayoda. Hemen ona bakıyorum. Onun da taksitli fiyatı 122 lira. Peşin fiyatı 109 liraymış. Dolunay'da yine kendine böyle bir deniz şortu seçti. Onun da böyle mayosunu takımı olmuş oldu. Mayo kinisinin. Şöyle bir deniz şortu. Bu da taksitli fiyatı 39 lira. Peşin fiyatı 35 lira. Bu da yine Dolunay'ın mayosu. Bir tane daha alacağımızı söylemiştim. Dilay'a zaten var, alınmıştı. İki tane var Dilay'ın. Yine ablasınınkiler de bu sene olmuyor. Ondan da yepyeni şeyler yine kaldı. Şöyle bir mayo daha aldık yine Dolunay'a. Sırtı böyle açık. Bu da çok hoşuma gitti. Çok tatlış. Bunun hemen fiyatını söyleyeyim. Daha önceki alışveriş videomu izlerseniz İlk parti alışverişimi de görebilirsiniz izlemeyenler.
oradan izleyebilir. Zaten kartını bırakmaya çalışırım. Taksitli fiyatı bu mayonun da 77.80, 78 lira. Peşin fiyatı da 70 liraymış. Dolunaya şöyle bir askılı, yine penye. Şurasında fiyonk detayı var. Tam göbek kısmında. Kısa bir model. Bunun yeri çok hoşuma gitti. Şöyle fitilli gibi yumuşak. Hani eskiden böyle atletler olurdu ya, çamaşırlar olurdu. Aynı onlardan yumuşacık. Hatta Dilay'ınki de bu. Dilay da kendine pembişini seçti. Aynı şekilde şöyle yakından göstereyim. Bunların fiyatı da, hemen bakıyorum, peşin fiyatı 30 lira. Taksitli fiyatı da 34 liraymış. Dilay şöyle kendine çilekli bir şort aldı. Taksitli fiyatı 40 TL, peşin fiyatı 36 TL. Böyle bir şort. Yine Diloş kendine şöyle bir fiyonklu bluz aldı diyeyim. Yine çok yumuşak dokulu, böyle serin tutacak. Şurada fiyongu var. Hemen bunun fiyatını da söyleyeyim. Taksitli fiyatı 34 lira, peşin fiyatı 30 lira. Ha, gerçekten çok uyku bastırdı yani. Şu videoyu hemen kapatır kapatmaz gerçekten arkadaşlar hemen yatmak istiyorum. Bu da Dolunay'ın şortu. Yine şöyle bir penye bir şort. Turuncu renkli. Bayıldı buna. Çünkü üstüne de hemen bunu kombinledi. Bu da aynı şekilde şöyle takım yaptı bunu, ikisini. Hemen tişörtün fiyatını söyleyeyim önce. Taksitli 34 TL, peşin 30 TL. Şortun da fiyatı, kırmızı etiketliymiş bu şortta, yine kırmızı etiket indirimi var. Taksitli fiyatı 28 lira, peşin fiyatı da 25 liraymış. Sonra eşim kendine şöyle bir tişört aldı. Hemen bunun da fiyatını söyleyeyim. Bunun da taksitli fiyatı 45 lira. Peşin fiyatı da 40 lira. Böyle yazı detaylı bir siyah tişört. Yine şöyle, yine böyle yazılı bir beyaz tişört aldı yine eşim. Şunu da fiyatını söyleyeyim hemen. Bu da taksitli fiyat 45 lira. Peşin fiyatı 40 lira. Bir tane de şöyle bir kolsuz atlet tarzı aldı. Bunu da hemen fiyatını söyleyelim. 40 lira taksitli fiyatı. Peşin fiyatı da 36 liraymış bunun da. Yine şöyle bir deniz terliği de alacağımızı söylemiştim size. Açık terlik almıştık. Bir tane de yine böyle aldık. Hemen fiyatını söyleyeyim, etiketi içindeydi. Bu da taksitli fiyatı 34 lira. Peşin fiyatı da 30 lira. Bu Doliş'in. Bu da Diloş'un şöyle dondurma, gökkuşağı detayları falan var. Bakalım hemen Diloş'un terlikleri ne kadarmış. Taksitli fiyatı 55 lira, peşin fiyatı da 50 lira. Yine bu terliklerinde şöyle göstereyim yakından. Daha önceki alışveriş videomu da izleyebilirsiniz. Zaten onun öncesinde de yine ara ara aldığımız şeyler vardı. Daha öncesinden almıştık yine birkaç parça bir şeyler. Eşimin de benim de her şeyimiz var. Şimdi çocukların da eksikleri tamamlandı. Şimdi dediğim gibi bu karışık bir vlog gibi olmuş olacak ama kusura bakmayın. Bu seferlik mazur görün. Böyle olsun. Çünkü gerçekten çok yoğunluk içerisindeyim. Koşturma içerisindeyim. O yüzden bu vlogu böyle birleştireceğim. Yani kısım kısım çektiğim için devamı gelmedi. O kadar çekmiştim de onların da şimdi boşa gitmesini istemiyorum. Bilmiyorum montajda nasıl bir şey çıkacak. Benim de hiçbir fikrim yok ama eminim ki böyle montajlarken sanki güzel bir vlog çıkacak gibime de geliyor. Umarım
keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Hepinizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda tabii ki tatil vlogları da gelecek. Allah kısmet ederse inşallah 26'sında otelimize giriş yapmış olacağız. Didim'e gidiyoruz inşallah. Tatil vlogları, belki yolculuk vlogu da yine çekebilirim. Hiç belli olmaz. Çünkü yol vloglarını çok seviyorsunuz. İzlenmelerinden anlayabiliyorum. Tatil valizim de hazırlarken o da çok güzel, severek izleniliyordu. Fakat onu şu anda galiba bu sefer çekemeyeceğim. Çünkü kanalımda iki tane tatil valizimi nasıl hazırlıyorum, tatil valizimde neler var, videolarım var. İki sefer çekmiştim. Bu sefer çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten aşırı bir sıcak var. Çok fazla işlerim de olduğu için. Ben %60'ını zaten valizin falan hazırladım gibi de. O yüzden şimdi çekim olunca biraz zor oluyor, anlayabiliyorsunuzdur sanıyorum. Pek kolay olmuyor. Ama ben böyle çabuk çabuk işte bir yandan ütüleyip bir yandan onları kategorize edip falan çok daha rahat bir şekilde bu sefer hazırlamayı tercih ettim. Zaten iki sefer çekmiştim. O yüzden bu seferlik büyük bir ihtimalle onu çekmem gibime geliyor bana. Ama çok güzel videolar gelecek. Tatile gitmeden önce belki bir vlog daha yine gelebilir. Bilemiyorum şu anda akış nasıl, ne şekilde ilerleyecek. Ama şimdilik hepinize kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videomu da buraya kadar izlediyseniz, beğen tuşuna da tıklarsanız sevinirim. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.